Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende und zwar anknüpfend an das, was Claudia gerade angesprochen hat, nämlich die politische Diskussion darüber, wie weiter mit der Aufarbeitung in Armenien, in Deutschland, aber auch in der Türkei. Und Professor Gürcek hat mich gerade auch darauf hingewiesen, dass es natürlich auch noch ganz andere Länder gibt, nämlich das Land, in dem sie arbeitet, in dem es einen wichtigen Teil der armenischen Diaspora gibt. Wie wird die ganze Frage zum Beispiel in den USA betrachtet? Und ich habe hier jetzt dieses Panel versammelt. Herrn Professor Hayrouni haben Sie gerade schon kennengelernt, deswegen stelle ich ihn nicht noch einmal vor. Professor Gürcek ist Professorin für Soziologie und für Frauenstudien an der Universität Michigan. Und sie ist dort spezialisiert auf die Auswirkungen von Kollektivierungs- und Modernisierungsprozessen, wie etwa Nationalismus oder religiöse Bewegungen, auf Minderheiten. Sie verfügt über eine recht beeindruckende Publikationsliste, die kann ich Ihnen jetzt leider nicht im Einzelnen vorlesen, aber es sind sehr viele spannende Titel darunter und zuletzt ist von ihr erschienen A Question of Genocide, Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Zu meiner Linken haben wir Peter Maywald, den kennen vielleicht einige von Ihnen auch, die sich mit grüner Politik beschäftigen. Peter ist Abgeordneter des Deutschen Bundestages und ist dort eigentlich für Umwelt- und Naturschutz zuständig. Aber sein eigentlicher Hintergrund ist Pädagoge und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie er zu diesem Thema gekommen ist. Denn ich habe gesehen, dass er 1992 bis 1993 in Ruanda gearbeitet hat, also unmittelbar vor dem Völkermord. Und das ist mit Sicherheit ein Eindruck, der ihn weiter begleitet hat und auch dazu gebracht hat, sich zur Aufarbeitung des Armenier-Genozids ganz prominent bei uns in der Fraktion für diesen Antrag, der im Bundestag, der auch gerade schon angesprochen wurde, als einer der Hauptunterzeichner einzusetzen. Ich würde jetzt erstmal starten, indem wir Frau Professor Gürcek die Möglichkeit geben, uns ein bisschen über die amerikanische Diskussion zu berichten, aber auch eben über wie es weitergehen soll in der Aufarbeitung in der Türkei. Bevor wir dann die Möglichkeit haben, noch ein bisschen stärker auf dem Panel zu diskutieren und dann am Ende auch natürlich mit Ihnen. Professor Gürcek, bitte sehr. I'm used to usually speaking in English, but here I make an exception and speak in Turkish, because that is what Professor Kantian wanted me to do. Onun için konuşmama Türkçe devam edeceğim. Ben buraya iki kimlikle geliyorum. Biri tabii uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve bilim insanı olarak yaptığım çalışmalarla ilgili. Diğeri de aynı zamanda Türk vatandaşı olarak Türkiye ile ilgili yaptığım çalışmalarla ilgili ve bu ikisini bir arada konuşacağım. Fakat aynı zamanda farkına vardım ki Amerika'dan gelen tek insan benim. Ve bence özellikle Ermeni soykırımı konusunun çalışılmasında Ermeni diasporasının, Amerika'daki Ermeni diasporasının çok önemli rolü var. Özellikle bütün o bilgilerin ortaya çıkarılması için. Ve bu rolü bence hiçbir zaman yadsıyamayız. Size onun için benim ilk mesajım, artık soğuk savaşın akabinde insanları ulus devlet çerçevesinde görmememiz gerektiği konusunda. Evet, hala bir Alman ulus devleti olarak düşünebiliyorsunuz. Belki Türkiye olarak düşünebiliyoruz ama 21. yüzyılda yaşadığımız küresel bu bağlamda herkes ve her yerde yaşayan insanlar birbirine çok bağımlı. Onun için birinden ötekine çok rahat geçişler yapmamız lazım. Örneğin ben kendimi sadece bir Türk vatandaşı olarak değil, aynı zamanda Amerikan vatandaşı olarak da görebiliyorum. Sadece kendimi bir Türk entelektüeli değil, Avrupa ve Amerikan entelektüeli olarak da görebiliyorum. Onun için hepimizin birden fazla kimlikle yaşayabilmemiz lazım. Ve önemli olan da bu kimlikleri nasıl birbirine getirebilmek. O bağlamda düşünürseniz sadece Ermeni soykırımını bakmak yeterli değil.
Genelde baktığımız vakit ayrışma nedir? Şiddet nedir? Niçin insanlar değişik toplumlarda, değişik yerlerde şiddet uygulama ihtiyacını duyuyorlar? Bunu anlayabilmemiz lazım. O açıdan düşünürseniz benim size en önemli mesajım, ilk mesajım, bu konuları çalıştırsak sadece Ermeni soykırımının 1915-17 arası değil, benim bir kitabımda yaptığım gibi 1789'dan 2009'a kadar, hatta bugüne kadar Türkiye'deki ve diğer yerlerdeki Ermenilerin ayrımcılığa nasıl uğradığını, nasıl şiddete uğradığını görebilmemiz lazım. Onun için ve bunları sadece Ermeni bağlamında değil, aynı zamanda bugün Kürtlere, Alevilere, Suriye'de yine Ermenilere, Süryanilere ve diğerlerine uygulanan değişik şiddet konumlarıyla bir arada incelememiz lazım. Yani onun için ilk önce bir vizyon değişikliği gerekiyor. Bu çok önemli. Onu söylemek istedim. İkinci olarak da tabii şimdi Türkiye'ye dönersek ve benim yaptığım çalışmalara dönersek, benim bahsedilen kitaptan sonra bir kitabım daha çıktı. Yeni Oxford University Press'ten 2015 yılında. Kitabın başlığı, İngilizce söylüyorum çünkü İngilizce çıktı, iletişimden Türkçe'ye de çevrilecek. Denial of Violence, Ottoman Past, Turkish Present and the Collective Violence Against the Armenians, 1789-2009. Yani demek istediğim, o kitapla yaptığım tamamıyla bunun boyutlarını, Ermenilerin uğradığı şiddetin boyutlarını çok daha geniş bir şekilde inceliyorum. Niye? Çünkü Ermenilere yapılan şiddet 1915'te başlamadı. Ondan evvel 1894-96 arası onların 300 bin kadar insanı kaybettikleri çok önemli bir katliam da vardı. Ve ondan sonra da 1917 ile bitmedi. Ondan sonra Türkiye'de yaşayan Ermeniler seneler senesi aynı şekilde tekrar ayrımcılığa uğradılar. Hiçbir zaman onlara aynı haklar verilmedi. Hiçbir zaman hukuk onlar için aynı uygulanmadı. Ben de Türkiye'de doğup büyüdüğüm için bunları gördüm ve şahsen de biliyorum. Yani onun için biz burada sadece 1915-17 ile yetinmememiz lazım. Çünkü benim asıl o kitabı yazmamdaki neden, Türkiye'nin bence Ermeni soykırımını tanımadan demokratikleşmesi imkansızdır. Bunun için bence Türkler için özellikle Ermeni soykırımını tanımak gerekir. Tabii bir noktada Ermenilerin uğradığı soykırım çok önemli ve onların tanıyarak bu konunun resmi olarak tanınmasıyla ancak yavaş yavaş bütün maalesef uzun senelerdir inkarın verdiği kırıklık, üzgünlük ve yaraların kapanmaması, bütün onların iyileşmesi için Ermenilerin böyle bir tanıma ihtiyaçları var. Fakat bizde yeteri kadar hiçbir zaman vurgulanamayan, aynı zamanda bu tanımı Türkler, Ermeniler istiyor diye yapmamalı. Bunu Türkler, Türkler için gerektiği için yapmalı. Bu çok önemli bir ayrım ve ben bunu bir beyaz Türk olarak, Türkiye'de etnik bir Türk olarak söylüyorum. O açıdan neden, ben bu konuyu niye çalıştım diye sorarsanız mesela, bu konuyu çalışmamın nedeni ben Türkiye niye demokratikleşemiyor diye sordum. Bu soruyla ilgili geri döndüm ve geri döndüğümde dedim ki, Türkiye'nin kurulmasında, Cumhuriyet'in kurulmasında bir temel şiddet olması lazım ve bu şiddetle yüzleşememeleri lazım. Yüzleşemedikleri için bu şiddetin içselleştirilmesi gerekiyor ve bunun sonucu olarak da Türkler bir türlü zannediyorlar ki o günden sonra bize bir sorun olursa biz şiddetle çözeriz bu sorunu zannediyorlar. Çünkü kullandıkları şiddetin hiçbir zaman hesabını vermek mecburiyetinde kalmamışlar. Asıl sorun bu. Onun için bu sorun bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesini önleyen bir sorun. Fakat bunu hiçbir zaman biz böyle sunmuyoruz. Bunu her zaman Ermenilerin bir sorunu olarak sürüyoruz. En büyük bence size söyleyeceğim önerim, bunun Türklere nedir maliyeti? Buna bakmak lazım.
Türkiye'nin bence demokratikleşememesinin ardındaki en önemli sorun net budur. Neden? Eviatar Zarubabel der ki, şayet şiddet olur, şiddetin karşılığını vermezseniz insanların insaniyete olan güvenleri sarsılır der. Ve zannederler ki, ve nitekim büyük Ermenilerin büyük bir kısmı böyle bir şiddetle karşılanıp da bu şiddetin bir türlü karşılığını görmeyince insaniyete olan temelleri sarsılıyor ve güvenemiyorlar etraflarına. Bu diasporanın çok büyük önemli şeyi. Fakat aynı zamanda da Türkler için de bu sorun. Niye? Şiddet yaparsanız karşılığında da size kimse hesap sormazsa aynı şekilde Türkler de insaniyete güvenmiyorlar. Ama onların güvenmeme nedeni çünkü her şeyi şiddetle çözebiliriz diye düşünüyorlar. Ve daha sonra bence bu şiddeti Kürtlere, Alevilere ve diğer bütün azınlık yani toplumda yeteri kadar güç sahibi olmayan bütün gruplara da uygulayabiliyorlar. Ve bu çok önemli bir ayrımdır bunu yapabilmemiz için. Dolayısıyla ne yapmak lazım diye sorarsanız ve öyle dedikten sonra bitireceğim çünkü 8-10 dakikaymış sürem, kusura bakmayın ama inşallah daha fazla konuşma şeyi olabilir. Üç şey size önereceğim. Bunlar da benim size kitapla ilgili yazdığım son kitapla ilgili tezimi söyledim. Yani bu Türklerin demokratikleşememesi ve o kitapta 356 tane hatırat kullandım. 1789-2009 arasında sırf özellikle perpetrator diye dediğimiz yani bu tip bütün bu katliamı yapan Türklerin zihniyeti neydi, ne düşünüyorlardı, bu düşünme nasıl değişti veya değişmedi, onu saptayabilmek için. Ama onu anlatmayacağım çünkü kitabı okuyabilirsiniz onun için ve vaktim yok. Onun yanı sıra bu üçünden ilk başlayacağım, kendim şahıs olarak başlıyorum. Çünkü ben sivil toplum adına konuşan biriyim, devlet adına hiçbir zaman konuşmuyorum. Benim için önemli olan Türkiye'deki Türk devletinin bu konuyu tanımaması değil. Benim için önemli olan Türk toplumu bunu niye tanımıyor? Çünkü hepimiz biliyoruz ki devletlerin kalpleri yok. Devletler siyaset üzerine konuşuyorlar. Fakat sivil toplumların hiç olmazsa bu etik bir duruşları olması lazım. Niye bu etik duruş yok? Beni ilgilendiren buydu. O bağlamda yapabileceğim benim bir Türk vatandaşı olarak, bir insan olarak ilk yapabileceğim şey aranızda bulunan bütün Ermenilerden şahsım adına başlarına gelen bütün şiddetten dolayı özür dilemek. Onun için ben Fatma Müge Göçek bir öğretim üyesi ve bir insan olarak ve bir Türk olarak hepinizden özür diliyorum. İnşallah bundan sonra bu tip şeyler tekrar başınıza gelmek. Ve umarım ki bu bir başlangıç olur ve bundan sonra hepimiz etik olarak duruşta bunu yapabilirsek bu ilk adım olur. Bundan sonra ne yapabiliriz? O bağlamda 2000 senesinden beri benim meslektaşım Ronald Grigorsuni ile beraber bizim WATS yani Workshop on Armenian Turkish Scholarship diye bir atölyeler dizisi var. Biz 15 senedir bu konuları tartışıyoruz. Bunların sonucu bahsedilen kitap çıktı, benim kitabım çıktı, başka bizimle beraber çalışan birçok insanların kitabı çıktı. Bu tip atölyeler olmalı. Sadece Ermenistan, Türkiye'den değil, Almanya'dan, dünyanın her tarafından bu konuyu çalışan insanların bir araya gelip fikir teatisinde bulunmaları lazım ki bu çok önemli. Almanya açısından ne yapmak gerekir derseniz, bu tip çalışmaları zaten burada yapan benim meslektaşım Michigan'dan daha evvel, eski meslektaşım Kader Konuk'un yaptığı atölyeler gibi bir sürü atölyeyi desteklemek lazım. Desteklememiz lazım hepimizin. Onun için son olarak söyleyeceğim şu, hepimizin bir arada çalışmamız lazım. Nerede olduğumuz önemli değil. Zaten bu internet bağlamında ve uçaklar sayesinde hepimiz her yerde bir araya gelebiliyoruz. Önemli olan bunları mümkün olduğu kadar değişik ortamda yapabilmek ve aynı düşünen insanları bir araya getirebilmek. Ümidim o. Çok teşekkür ederim. Merci.
Professor Göcek, vielen Dank auch von mir für diese sehr durchaus bewegende Rede. Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, dass Sie der Ansicht sind, dass diese elementare Gewalterfahrung zum Zeitpunkt der Gründung der Republik Türkei immer noch das ist, was das Land prägt, was den Staat prägt und was dadurch einer wirklichen Demokratisierung der Türkei fundamental entgegensteht. Wie sehen Sie denn die, also es hat ja durchaus in den letzten Jahren Bewegung gegeben in der Zivilgesellschaft, aber auch im Staat, auch in der Regierung, wenn auch kleine, vorsichtige Schritte. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass so eine Anerkennung dieser Gewalterfahrung und ein Bewusstseinswandel in der Türkei weiter voranschreiten wird in den nächsten Jahren? Aber auch in Verbindung mit der Zivilgesellschaft. Bizim zaten Watson, yani Workshop Armenian Turkish Scholarship'ten sonra yaptığımız toplantıların sonucu olarak Türkiye'de 2005 senesinde Bilgi Üniversitesi'nde yapılan toplantı bir ilk teşkil etti. Ondan sonra da sürekli olarak o tip toplantılar yapmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Özellikle devlet baskısının ötesinde. Çünkü Türkiye'deki devletin en büyük sorunu ne zaman bu tip toplantılar yapılsa ki Amerika'da da dahil bu. Kendi insanlarını sokup kendi tarih versiyonlarını dinletmeye çalışıyorlar. Biz buna tamamıyla karşı çıktık ve hiçbir zaman Türk devlet yetkililerinin hiçbir toplantıya gelmesine izin vermedik. Ve bu da çok önemli. Çünkü biz bilim yapacaksak bilimin ayrı bir mekanı olması lazım. Devlet bilimin içine giremez. Onun için bu tarihçiler şeyi komisyonu da o yüzden işlemez. Çünkü devletin hiçbir şekilde bilimi etkilememesi lazımdır. O bağlamda düşünürseniz ondan beri özellikle Sabancı Üniversitesi'nde ve özellikle maalesef çok yakın arkadaşım olan Hrant Dink'in öldürülmesinin akabinde bu tip şeyler yapılmaya başlandı. Nitekim 4 Ekim arasında Watts ilk defa olarak İstanbul'da toplanacak ve o toplantıda bu konuları yapacağız. Onun için bizim için, ben bir bilim insanı olarak konuşuyorum, bizim yapabileceğimiz tek şey bu tip akademik toplantılarla yeni bir bilgi kaynağı yaratmak ve Türklerin yavaş yavaş en azından Türk toplumunun ne olduğunu anlayabilmesini sağlamak. Onun içinde yaptığımız araştırmalar yeterli. Onun dışında Türk devletinin ne yapacağı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan Türk toplumu ve sivil toplumu harekete geçirerek o toplumla devlete baskı yapmak önemli olan. Onun için devlet ne düşünürse düşünsün, siyasetçiler zaten ne zaman duymamızı değil de yapılması gerekeni söylerler, onu bilmiyorum. Benim siyasetçi olmamamın bir nedeni de o zaten. Çünkü ben ne düşünüyorsam onu olduğu gibi söylemeyi tercih ediyorum. Onun için devletle de zaten ne Türk devleti, ne Ermeni devleti, ne Amerikan devletiyle hiçbir ilişkim yok. Onun bize verdiği bağımsız konum benim için önemli. O konum üzerinden gerçekleri ve doğru olanı aramamız ve ortaya çıkarmamız çok daha önemli ve kolay olur kanısındayım. Professor Hayruni, die Haltung oder die offizielle Haltung der türkischen Regierung ist ja, dass man angeboten hat, das wurde auch gerade schon angesprochen, diese berühmte Historikerkommission zu bilden, alle Archive zu öffnen und dass man darüber dann ein gemeinsames Verständnis der Verbrechen erlangen sollte. Armenien hat das ja bisher zurückgewiesen. Warum? Oder was ist auch Ihre Haltung? Was sagen Sie zu dieser Historikerkommission? Ist das ein gangbarer Weg oder nicht? Ja, soll ich hier sprechen oder vielleicht? Ja,
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst möchte ich, halte ich es mir für eine Pflicht als Historiker, auf diese Fragestellung zur Historikerkommission kurz einzugehen. Also, wenn eine Regierung ihre Grenze zu Armenien nicht zuletzt dafür, um einen Dialog zwischen beiden Gesellschaften zu verhindern, zuhält, und wenn ein Völkermord, der in Grenzen dieses Staates also durchgeführt worden ist, von ihr, von dieser Regierung konsequent geleugnet wird, dann ist es einfach zu verstehen, was ein Vorschlag dieser Regierung, eine solche Historikerkommission zu bilden, um die Sache zu recherchieren, eigentlich bedeutet. Jedermann kann das als ein Bestandteil dieser Leugnungspolitik verstehen. Ja. Und das ist auch selbstverständlich. Also die Frage von der politischen Ebene zurückzuziehen und irgendwo hinzuschicken, wo man lange und lange irgendetwas zu machen hat und macht nichts. Ja, also das ist eine Änderung, ein neuer Bestandteil der türkischen Leugnungspolitik, und ich habe eigentlich keine, also ich möchte jetzt das Gleiche, jetzt das sagen, was bedeutet eine historische Kommission zu bilden. Was hat das Ziel? Wenn das Ziel ist, die Frage zu diskutieren, ob es einen Völkermord gegeben hat oder nicht, dann ist das ganz sinnlos, weil der Völkermord schon vielfach also nachgewiesen worden ist, nicht zuletzt auch durch die Dokumentation im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Also, es ist eine andere Frage, dass die Details natürlich geforscht werden müssen. Viele Details, dass es viele gibt, was geforscht werden muss, aber das alles sind erst dann möglich, meiner Meinung nach, nachdem der Völkermord als solcher anerkannt und verurteilt worden ist. Auch im Vertrag von Lausanne sind sehr wichtige Punkte akzeptiert worden. Zum Beispiel, die Türken haben sich verpflichtet, im Vertrag von Lausanne das christliche Erbtum weiter zu behalten, die christlichen Minderheiten, den christlichen Minderheiten alles Nötige zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Kultur, ihre Sprache und so weiter studieren und entwickeln. Aber keiner dieser Punkte dieses Lausanner Vertrages ist tatsächlich durchgeführt worden. Warum? Weil der Völkermord als solcher, das historische Verbrechen, nicht anerkannt und verurteilt worden ist. Also alles muss gerade von der Anerkennung und Verurteilung des Völkermords als solcher beginnen. Und erst dann kann man mit all diesen schönen Ideen, die heute gesprochen worden sind, Erfolg haben. Ja, und ich möchte Ihnen gerne auch mit Freude sagen, dass die Gesellschaft in der Türkei nicht mehr die vor 30, vor 20 oder auch vor 10 Jahren ist. Und die türkische Leugnungspolitik, die offizielle Türkei mit ihrer dieser Politik, mit der Zeit immer mit mehreren Schwierigkeiten, also ihre Gesellschaft, ihre Öffentlichkeit hinter dem eisernen Vorhang halten kann. Ja, und die Gesellschaft ist, wie ich es eben gesagt habe, die türkische, nicht mehr die frühere. Ja, was, Entschuldigung. Also es bewegt sich einiges, auch vielleicht, Sie haben das gerade schon angesprochen, die Wichtigkeit, oder am Anfang jeder Aufarbeitung muss die Benennung des Völkermordes stehen. Das ist ja auch ein Motiv, der, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen gemeinsamen oder den fraktionsübergreifenden Antrag, wenn es ihn in der Form geben wird, treibt. Wir haben ja schon einen anderen Bundestagsantrag gehabt, mal vor einigen Jahren, auch zum Armenier-Genozid. Da fehlt aber die explizite Nennung des Wortes Genozid. Peter, warum findest du, ist das so wichtig, dass explizit dieses Wort erwähnt wird? Ja,
In der Tat, es hat ja vor 10 Jahren schon mal eine Bundestagsbefassung gegeben, wo man eigentlich genau so weit nur gekommen ist, wie die türkische Regierung bisher auch, dass man sich entschuldigt für Gräueltaten, die passiert sind und ähnliche Dinge, aber eben nicht das benennt, als was es benannt werden muss. Ich möchte mal Luis Moreno Ocampo zitieren, der in Yerevan jetzt bei dem Kongress im April da sehr deutliche Worte gefunden hat. Und ich glaube, dem ist an dem Punkt wenig hinzuzufügen. Er hat gesagt, wie können wir heute oder für die Zukunft Genozide stoppen, wenn wir nicht in der Lage sind, 100 Jahre später über ein Genozid zu sprechen, und zwar als das, als was er war. Das heißt, der wesentliche Punkt neben der, was wir ja vorhin auch schon hatten und was sicherlich auch noch uns weiter beschäftigt, der Frage der Wiederherstellung der Würde der Opfer und all dieser Dinge, der Anerkennung überhaupt. Der wesentliche Punkt ist, allein die Anerkennung, auch die explizite Anerkennung und die Benennung dessen, was es ist, ist die Voraussetzung dafür, dass man für die Zukunft auch an einer gemeinsamen Zukunft bauen kann, auch im Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien für die Menschen, aber eben auch, das kam vorhin schon mal an, auch es ist eine Frage der politischen Kultur, also auch wieder eine Wiederherstellung der politischen Ethik und der politischen Kultur, auch in Deutschland. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur kurz dazu, was ich eben sagte, hinzufügen. Es wurde zuvor über die Versöhnung gesprochen, wie eine Versöhnung zustande kommen könnte. Also ich denke, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern der vieler Wissenschaftler und Politiker in Armenien, dass eine Versöhnung zwischen dem Mörder und dem Opfer gar nicht zustande kommen kann, im eigentlichen Sinne, wenn das Verbrechen nicht akzeptiert, anerkannt und verurteilt worden ist. Solange die heutige Türkei, die offizielle heutige Türkei, den Völkermord leugnen wird, wird sie immer als Nachfolgerstaat des Osmanischen Reiches ein Täterstaat sein. Weil, wie es in der Genozidsforschung oft gesprochen und gesagt wird, ist die Leugnung eines Völkermords tatsächlich dessen Fortsetzung. Ja, und ein Träger dieser Taten wird auch die Gesellschaft dieser Republik Türkei sein, solange sie, also das, was von der offiziellen Regierung gesprochen wird, weiterträgt. Ja, also um eine Versöhnung zwischen den beiden Völkern kann erst nach der Anerkennung und Verurteilung des Völkermords zustande kommen. Evet, iki şey söylemek istiyorum aslında. Birincisi, soykırım tanınmalı deyince kimin tanıması gerekiyor soykırımı? Yani önemli olan burada onu bir kere ayrıştırmak lazım. Devlet ve toplum iki ayrı güç. Yani devletin şayet tanımasını istiyorsak, toplum bunu desteklemediği sürece bir yere gitmez. Önemli olan devletin toplumla beraber bunu tanıması. Şimdi bunu niye söylüyorum derseniz, Tayyip Erdoğan bundan 2 sene evvel özür diledi. Kürtlerden de özür diledi, Ermenilerden de güya özür diledi. Benim o açıda bir, yani o bağlamda yazdığım bir makalem var, sahiden özür diledi mi diye, hayır, dilemedi. Çünkü birinin özür dileyebilmesi için, özellikle de devlet, şimdi Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'ın dileyebilmesi için demesi lazım ki, ben Tayyip Erdoğan, bunu, bu acıları tanıyorum, ben bir insan olarak bu acıları paylaşıyorum, ben bir insan olarak ve bir devlet başkanı olarak sizden özür diliyorum demesi lazım. Bunu hiçbir zaman demedi ve demeyecektir. Ama biz devlet başkanlarının bunu demesini mi beklemek mecburiyetindeyiz? Hayır. Bizim sivil toplum olarak yapabileceğimiz birçok şey var. Yani topluma eğittiğiniz sürece, belli bir seviyeye geldiğiniz sürece zaten o toplum, o devleti baskı altına alabilir. Yani onun için beklemek veya beklememek önemli değil. Yani mesela, yani aynı bağlamda düşünürseniz aslında soykırımını tanımamasının en büyük negatif etkilerinden biri de Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti bağlamında da bir demokratikleşme mümkün olamıyor. Ben bunu Türkiye bağlamında dedim, fakat aynı şey orası için de mevcut.
Bunun ötesine geçemiyor insanlar. Çünkü sürekli olarak hep bir aman soykırımı tanıyalım mı tanımayalım mı? Kim tanıyacak? Yani biz hep bir devlet etkenli düşünüyoruz. Devlet odaklı düşünüyoruz. Bunun ötesine geçebilmemiz lazım. Çünkü 21. yüzyılda artık devletler o kadar önemli değil. Toplumların, toplulukların istekleri nedir? Bunların ortaya çıkması önemli. Yani o bağlamda düşünürseniz, hele Heinrich Böll gibi bir yerde konuşuyorsak şayet, bizim yapabileceğimiz, bizim vatandaşlar olarak neye etkimiz var? Neyi yapabiliriz? Biz sadece birbirimizi ve mobilize olarak hep beraber topluluk olarak devleti etkileyebiliriz. Ama onun dışında devlet şöyle yapmalıdır deyince orada bizim bir gücümüz yok. Gücümüz neredeyse oradan başlamamız gerekiyor. Ja, ja, danke. Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich stimme Ihnen völlig zu, natürlich. Und kein Staat wird das selbstständig machen, wenn die Gesellschaft sie nicht dazu zwingt. Das ist so, und ich hoffe darauf, dass die türkische Öffentlichkeit, Gesellschaft bald so reif sein wird und diese erfreulichen Entwicklungen sich weiter vorangehen werden, dass die Gesellschaft selbst ihre eigene Regierung dazu aufzwingt, die Wahrheit anzuerkennen. Ich hoffe es darauf. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch wichtige Impulse im Verhalten der anderen demokratischen Staaten und vor allem in dem von Deutschland. Deutschland, das tatsächlich eine gewisse und zwar sehr wichtige Verantwortung für den Völkermord an den Armeniern trägt. Und wenn der Völkermord als solcher von Deutschland anerkannt und verurteilt wird, wird das ein sehr großer Impuls, sowohl für die türkische Öffentlichkeit als auch für die türkische, also für bestimmte Staatsmänner der Türkei sein. Peter, wie ist denn das? Also das ist ja auch eine Frage. Es gibt einmal die innenpolitische Frage, wie stellt Deutschland sich selber zu seiner eigenen Verantwortung, aber eben auch im Verhältnis zum Partner Türkei. Würdest du sagen, das ist schon auch eine außenpolitische, diplomatische Rolle, die Deutschland da spielen sollte? Ja, auf jeden Fall. Also insofern kann man das nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. In Deutschland hat überhaupt nur auch dieser öffentliche Druck dafür geführt, dass wir in der Debatte am 24. April zumindest schon mal so weit gekommen sind, dass eigentlich sehr schwer fallen wird, dahinter auch im Beschluss des Bundestags, den wir hoffentlich bald haben, zurückzufallen. Das heißt, die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit hat eine große Bedeutung, weil auf der anderen Seite ist natürlich, das kam vorhin schon mal in einem Redebeitrag, die Beziehung zum NATO-Partner Türkei, außenpolitisch zumindest erstmal vordergründig deutlich bedeutsamer für die deutsche Politik als die Beziehung zu Armenien oder anderen kaukasischen Republiken, einfach aus geostrategischen Überlegungen, aus ähnlichen Dingen. Aber genau das macht auch die Bedeutung für diese Debatte, dass wir sie auch gerade jetzt in dieser Zeit führen, wo wir uns mit ISIS und mit anderen Problemen auseinandersetzen. Das zeigt gerade die Bedeutung auch für unsere eigene Innenpolitik und für die Außenpolitik, nämlich zu sehen, diese geostrategischen Überlegungen, die man immer wieder vorschiebt, die führen zu nichts. Wenn man Kohärenz, das kam vorhin von Professor Kieser, wenn man Kohärenz und Ethik in der Politik verliert und sich immer wieder mit geostrategischen Winkelzügen versucht, irgendwo durchzulavieren, dann wird man auf die Dauer keine Basis für eine konsistente Politik haben. Und das ist für mich auch die Bedeutung der Debatte. Claudia Roth hat es vorhin angesprochen. Im Zusammenhang mit der Armenien-Diskussion ist auch die Herero- und Nama-Diskussion in Deutschland endlich wieder hochgekommen, was längst notwendig war. Es gibt sehr viele Punkte, wo wir uns jetzt mit auseinandersetzen müssen. Und das hat auch eine hohe innenpolitische Bedeutung. Und nach allem, was ich auch in Armenien mitbekommen habe, auch auf dem Kongress, auch in der internationalen Seite, es wird sehr, sehr nach Deutschland geguckt. Auch von der Türkei wird sehr nach Deutschland geguckt, wie verhält sich Deutschland. Und da geht es eben nicht nur darum, welche Stimmung herrscht in der Bevölkerung, sondern auch, welche Position nimmt die deutsche Regierung ein. Das hat auch für die politische Diskussion in der Türkei, glaube ich, eine sehr hohe Bedeutung. Anlıyorum, dediğinizde haklısınız. Fakat burada çok önemli bir şey yapmak, farklılığı vurgulamak istiyorum. Barack Obama mesela Amerika'da devlet başkanlığına seçilmeden önce
Ermeni soykırımını tanıyordu ve tanıyacağını iddia ederek aslında bir sürü oy alıp devletin başına geçti. Geçeli beri sadece Metzjegern olarak bahsediyor ve soykırım olarak tanımıyor. Neden derseniz, bunun üzerine de bir makalem var. Çünkü 24 Nisan gelmeden hemen önce Türkiye ile olan görüşmeler başlıyor. Türkler bir şekilde, çünkü devletler her zaman devletlerin kendi çıkarlarını insaniyetin çıkarlarından önce koyuyorlar. Ve jeopolitik olarak yok efendim İncirli'yi açarız, yok efendim size şunu veririz, bunu veririz diye bir şekilde bunu artabiliyorlar. Onun için benim önemli söylediğim, devlete hiçbir zaman devlet politikasını tabii ki etkilemek gerekir. Fakat devlete güvenmemek lazım bu konuda. Çünkü devlet için önemli olan kendi kişisel çıkarları, benim onun için ilk başta vurguladığım ulus devlet bağlamında bunu düşünmemek lazım. Sivil toplumlar ve insaniyet olarak düşünmek lazım. Çünkü interests of the humanity, nasıl koyacaksınız insaniyetin çıkarlarını? Devlet hiçbir zaman insaniyetin çıkarlarını devlet çıkarlarının ötesine geçiremiyor. Asıl bence sorun olan bu. Devletlerde de, hükümetlerde de, Bundestag veyahut bizde işte Amerikan parlamentosunda ve senatosunda bunun konuşulması lazım. Niye biz insani çıkarlara öncelik veremiyoruz da her zaman devlet çıkarlarına öncelik veriyoruz? Önemli olan farklılık bu bence. Ja, also auch ich würde sagen, dass überhaupt kein Außenminister keines Landes also Besorgnisse zu haben hat, um einen Völkermord anzuerkennen oder zu verurteilen. Es haben inzwischen tatsächlich mehr als 25 Staaten, darunter auch Frankreich, die Schweiz und so weiter, den armenischen Völkermord verurteilt. Und alle diese Staaten, ihre Außenminister, sind immer von dem türkischen Außenministerium und Erdogan bedroht worden. Wir werden mit ihnen unsere Beziehungen auflösen. Also alle jeweils möglichen und nicht vorstellbaren Beschwerden und Androhungen sind angekommen, aber nichts hat sie geändert. Ihre Beziehungen sind immer noch weiter da geblieben und umgekehrt. Die Anerkennung und Verurteilung hat zu einer bestimmten Verdeutlichung, Klärung in ihrer Beziehungen geführt und das ist beiderseits ganz vorteilhaft gewesen. So dass auch der deutsche Außenminister gar nicht braucht, Besorgnisse oder Befürchtungen zu haben. Das wird für die beiden Länder, für die beiden Staaten und für die beiden Völker sehr vorteilhaft sein. Ja. Ona bir şey eklemek gerekirse, burada önemli olan Elazar Barkan'la, bu Guilt of Nations'ı yazan, onunla konuşuyorduk. Ermeni diasporasında, Los Angeles'ta, UCLA'da bir toplantıda Ermenileri dedi ki, bu kadar ülke tanıyor, çok güzel tanısın. Ama dedi bu Ermenilerin bu açık olan yaralarının kapanabilmesi için önemli olan Türklerin bunu tanıması, Türk devletinin tanıması. Orada çok önemli bir fark var. Evet tabii bütün diğer devletler tanısın ama önemli olan asıl suçun failleri olan devletin tanımasıdır. Ya da o toplumun tanımasıdır. O açıdan bütün diğer devletlerle Türk devleti arasında bir farklılık var. Yani onu da önemsemek lazım. Türk, benim konuştuğum kadarıyla bürokratlarla, aslında onlar da farkındalar bunun kaybedilecek bir şey, sorun olduğunu. Fakat ne kadar zaman kazanırsak bizim için bunun fiyatı o kadar az olur diye bir düşünce güttükleri için. Mümkün olduğu kadar bunu jeopolitik durumlarını kullanarak uzatmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu arada olay Kürtler ve Kürt sorunundan da eklemlenmeye başlayınca o süre gittikçe kısalmaya başladı. Orada onu söyleyeyim. Wir haben, ich möchte Ihnen jetzt noch kurz die Gelegenheit geben, auch noch Fragen zu stellen in unser Panel. Vielleicht auch, Sie können auch, Sie müssen nicht zwingend eine Frage stellen, Sie können auch einen Diskussionsbeitrag abgeben, solange er kurz ist. Ja, das ist das Wichtige. Wenn Sie lang reden, breche ich Sie ab. Die Dame hinten auf jeden Fall, dann der Herr hier vorne und dann der Herr hinten.
Also ich habe zwei Themen. Das eine ist, ich bin vor 5 Jahren in Istanbul gewesen und mein damals noch waffenfetischisierter Sohn, der war 9, wollte unbedingt ins Militärmuseum gehen in Istanbul. Und ich hatte erst überhaupt keine Lust, weil mich diese ganzen Schwerter und so weiter dann nicht interessiert haben. Aber dann fand ich es hochinteressant, in die Abteilung zu kommen, wo es um diesen armenischen Völkermord ging. Und zwar, es ging eben nicht um den armenischen Völkermord, sondern es ist dort so dargestellt, als sei... hätten die Armenier die Türken quasi ermordet. Also das ist wirklich ganz bemerkenswert. Und ich war komplett schockiert und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Dieses Museum ist ein staatliches Museum. Das scheint ein Museum zu sein, wo es Pflicht ist, als Schule hinzugehen. Und solange, also das ist ja irgendwie ganz symbolisch eigentlich für die türkische Politik offensichtlich. Ich meine, es kann natürlich sein, dass in den 5 Jahren da irgendwas passiert ist in diesem Museum. Aber das finde ich irgendwie so ganz symbolisch für die Situation und frage mich, ob da nicht zum Beispiel mal angefangen werden müsste, weil das ja nun auch in der Schulbildung ganz wichtig ist, dieses Thema anzugehen. Und gut, wir wissen, wie lange es in Deutschland gedauert hat, bis der Holocaust angegangen wurde, aber in der Türkei scheint es ja sich noch ein bisschen länger hinzuziehen. Genau, das ist das eine. Und das andere ist meine Frage, ich war jetzt zwischendurch kurz nicht da, darum hoffe ich nicht, dass ich jetzt irgendwas wiederhole, aber ist nicht auch eine große Angst der Türkei, dass wenn sie den Genozid anerkennen, dass dann auch sehr viele Restitutionsfragen auf sie zurollen werden? Also das könnte ja auch so ein Thema sein, das ist ja... wahnsinnig, was da enteignet wurde und was die eigentlich den Armeniern schulden. Vielen Dank. Hier vorne, wir sammeln kurz 3 Fragen irgendwie und dann steigen wir weiter ein. Guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Ünal. Ich habe 2 Fragen an Frau Professorin Göcek, weil Sie vorhin in Ihrem Redebeitrag gesagt haben, ich als weiße Türkin, ich habe dann gleich assoziiert dieses Wort mit Weißrussland, kurz gesagt. Daher interessiert mich zu erfahren, nach Ihrem wissenschaftlichen Beleg, nach Ihrem Wissen, welche oder wie viele Volksgruppen leben in der Türkei zurzeit? Zweite Frage ist, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung von 77 Millionen in etwa dort lebenden Menschen sind Türken? Danke für das Hören. Der Herr ganz hinten noch einmal. Ich gebe auch den Recht zu den Frau Göcek. Sie meinte ja auch, dass sollte man auch jeder sie das erkennen und sollte man auch mal objektiv das alles mal sehen. Die Staaten sollen sich zurückhalten und Personen sollen sich darum kümmern. Ja, was halten Sie davon, wenn Sie mit den türkischen Historikern zusammensetzen, eine Konferenz zu machen? Herr Gust hat er abgelehnt. Sie haben gesagt, also er hat gesagt, wir werden alle Leugner, aber wir sagen auch, Sie sind das ist auch Verleumdung. Wir können auch da sagen, dass Sie noch Verleumder sei. Und wenn Sie diese Gelegenheit nützen, wie Sie das auch gesagt haben, Sie können ja den türkischen Leugner, wie Sie genannt haben, für Ewigkeit das zeigen und beweisen, wenn Sie meinen, Ihren Belege und Wissen wirklich echt sind. Und dass Sie, können Sie auch uns zeigen, dass wir auch dann glauben, dass Sie das ein Völkermord ist. Warum nehmen Sie das nicht an? Vielen Dank. Şimdi size cevap vermeye başlayayım. Son soruyla başlayayım. Bu çok enteresan. Ben bu şimdi konuya çalışmaya başladığım vakit ilk önce Türkiye'de bütün babamın ve kardeşimin arkadaşları ve bütün tanıdıkları karşı çıktılar. Senin kızın niye böyle şeyler söylüyor? Söyle başka şeyler çalışsın. Bu konular gerekmiyor. İşi gücü mü yok? Ailesi var, çoluk çocuğu var. Ona yazık dediler. Ve o yüzden bir sürü insanla ilişkilerimi kesmek mecburiyetinde kaldım. Şimdi annem daha enteresandı. Annem diyor ki Müge, işte böyle böyle diyorlar, ne diyeyim? Bakın dedim anneciğim size, ben bütün yazdıklarımı vereyim. Size gelip de böyle şeyler olmadı diyenlere dersiniz ki, Müge dedi ki şunları oku. Okuduktan sonra ona ne istersen sorabilirsin de dedim onlara. Sonra aradan vakit geçti. İşte 5 ay, 10 ay hepsi duruyor annemde. Dedim ki anneciğim kaç kişi sizden bunları istedi? Müge dedi ben anlamadım yahu. Hiç kimse istemedi dedi. Şimdi burada önemli olan
ideolojik olarak bunu düşündükleri için amaçları öğrenmek değil. Ben bu işler 15 senedir uğraşıyorum. Sürekli olarak toplantılarıma geliyorlar. Ya yalnız üniversitelerde konuştuğum halde elini kaldırıyor. Efendim nedir? Böyle şeyler olmadı. Siz bunları nereden uyduruyorsunuz? Diyorum ki bakın beyefendi benim açın bibliografyamı. Ben 356 tane hatırat okumuşum. Bu konuda herhalde 2000-3000 şey okumuşumdur. Siz ne okudunuz diye diyorum şimdi. Diyor ki bana vallahi diyor ben bir zaman bir gazete makalesi okumuştum diyor. Yahu bir gazete makalesi okuyan insan nasıl olur da benim karşıma kalkıp siz de onu okudunuz. O çok güzel. Şimdi benim karşıma kalkıp kendinde bu soruyu soracak cesareti buluyorsa o insanın amacı öğrenmek değildir. O insanın amacı ideolojiktir. Niye Türkler korkuyorlar? Evet, bir şey verilmesi gerekiyor, tanzimat sorunu var. Dediğim gibi Ermeni soykırımı Türkiye'nin kuruluşunun, Cumhuriyet'in kuruluşunun şiddeti. Zannediyorlar ki onu tanıdıkları an Türk devleti çözülüverecek. Aman diyecek herkes bitti. Biz her şeyi verip gidiyoruz. Nereye gidecekler onu da bilmiyorum. O da başka şey şimdi. Yani nereyi verecekler? Bütün bunlar ilk önce bunu tanınması lazım. Bunların diğerleri sonra detayları şimdi size başka bir örnek daha vereyim. Çünkü benim 15 senedir şey var. Bir sene Los Angeles Başkonsolosu demiş ki Fatma Müge Göçek gidiyor. 2500 dolar yani çok büyük bir para aldı şimdi. Konuşma vermek için Ermenilerden. Hep ben çünkü Ermenilerden sürekli para alıyorum ama bu para nerede? Bana Ermeniler söylemiyorlar. Onun için sürekli zaten Ermeni parasıyla fakir yaşıyorum. Şimdi önemli olan ben de bunun üzerine konsolos böyle mi dedi? Dedim ki konsolosu telefon ettim. Tanımıyorum ama kimseyi. Şimdi Beyaz Türk orada girecek işin içine. Çünkü ben Beyaz Türk olarak kendimde o hakkı görebiliyorum. Çünkü ben Beyaz Türk nedir? Beyaz Türk, Cumhuriyet'in nimetlerinden faydalanmış olan Türklerdir. Ve o yüzden elit olmuş olan Türklerdir. Onun bana verdiği de bir mesuliyet var. Onu tanımak için kendimi Beyaz Türk diyorum. Yoksa benim Türkiye'de yaşayan diğer Türklerden bir farkım yok tabii. Ettiğim vakit konsolosa dedim ki, beyefendi böyle böyle bana nasıl diyebilirsiniz? Şimdi bana dedi ki cevap olarak, vallahi Müge Hanım ben sizin onu söylemediğinizi biliyorum. O gazeteci yazmıştır dedi tabii. İşine gelir mi? Ondan sonra ama ikinci sorduğu soru çok enteresan. Bana dedi ki Ermeniler ne istiyor dedi. Dedim beyefendi bana ne soruyorsunuz? Gidin Ermenilere sorun. Yani ben nereden bileyim? Orada çok enteresan. Diyor ki bana işte diyor Metzger desek olur mu? Dedim ki bana ne derseniz olur. Gidin onlara sorun. Ne kadar milyon dolar vermemiz lazım dedim. Vallahi benim banka hesabıma koyarsanız başka şey ama dedim yine gidip onlarla konuşmamız. Yani burada çok ilginç bir şey var. Yani sürekli olarak bu konuları tartışıyorlar ama yanlış insanlarla tartışıyorlar. Yani benim bu konularla hiçbir alakam yok ki. Önemli olan onun için ben sürekli bu ayrışmayı yapıyorum. Çünkü ben sadece bir bilim insanı olarak bu konuyu çalışabilirim ve konuşabilirim. Ve bu konuyu öğrenmeye açık olan insanlara bunu anlatabilirim. Ama gelip de bana zaten başından öğrenmeyecek insanlarla ben ne diye vaktimi kaybedeyim? Yani o açıdan önemli. Türkiye'de kaç Türk var? Türkler... yani, Türkiye'de kaç Türk var derseniz... Türkiye'de Türkler tamamıyla Türk kimliği sonradan çıkmış bir kimlik. Türk kimliği onun için... Türk kimdir diye değil, kim Türk değildir üzerine kurulmuş olan bir kimlik olduğu için toplama bir kimlik aslında düşündüğünüzden. Yani belli bir Türkler bir kategori olarak yok aslında. Bu bizim 19-20. yüzyılda özellikle Fransa ve bu tamamıyla milli kimlik üzerine konuşmalar başladığı vakit ortaya çıkan bir kimlik olduğundan zaten etnik olarak bunu konuşmamak lazım. Bu alanda da size bir hikayemi daha anlatayım. Sonra bitireceğim. Çünkü bunlar ilginç hikayeler. Şimdi ben ne zaman bu konuyu Amerika'da versem iki tane grup çıkıyor.
Şimdi Türkler diyorlar ki Fatma Müge Göçek sen bunları söylüyorsun. Sende bir bozukluk olması lazım. Senin diyorlar kanın bozuk. Sen etnik Türk olamazsın. Sende bir Ermenilik var. Çünkü Ermenilik olmazsa sen bunları söylemezsin. Deli şeyler. Aynı şekilde de Ermeniler de aynı şeyi söylüyor. Fatma Müge Göçek sen Türk olamazsın. Sende bir Ermenilik olması lazım. Çünkü diyorlar senin kanın bir şekilde incelmiş, sen medenileşmişsin. Yani herhalde diyorlar, bunu Türk söyleyemez. Yani burada önemli olan, kimsenin aklına gelmiyor ki, yahu ben ilk önce insanım. İnsan olarak benim ne düşündüğüm önemli. Benim hangi paketim nasıl gelmiş, Türk ve Ermeni. Ben bunun üzerine gitmeye başladım. Ve Batı Ermenistan'a 5 sene yazları gittim. Ve dedemin ve dedelerimin birinin köyüne gittim. Acaba bende Ermenilik var mı, bir Kürtlük var mı? Hani ilk önce ben öğreneyim diye. Maalesef çıkmadı. 16. yüzyıla kadar da saf Türk çıktım üstelik bütün bunların üstüne. Yani o beyaz Türklük belki biraz da oradan geliyor. Şimdi bunu söylüyorum yine toplantılarda. Diyorlar ki karışmıştır sen bilmiyorsun diyorlar yine de. Çünkü insan neyi inanmak istiyorsa ona inanıyor bir noktaya kadar. Wir hatten noch 2 andere Fragen, nicht im Publikum, dazu kommen wir leider nicht mehr. Wir hatten noch 2 andere Fragen. Einmal war es eine nach den Einwohnerzahlen. Ich weiß nicht, ob darauf jemand noch antworten wollte. Das war auch an Sie, ne? War beantwortet? Sonst? Ah, okay. Wollten Sie dazu noch kurz etwas sagen? Nüfusun yüzde kaçı Türk'tür derseniz, yani yüzde kaçı Türk değildir demek daha iyi. %20 kadarı Kürt, onu biliyoruz. Onun dışında da tabii herkes birbiriyle çok evlendiği için tam olarak 1938 sayımlarından 1928 sayımlarından beri Türkiye'de etnik köken sorulmuyor. Sorulmadığı için sadece ana dili nedir sorusundan ne etnik gruplar olduğu ortaya çıkıyor. Onun için elimizdeki bilgiler çok eksik. Tam olarak kim nedir diye. Çünkü o ortaya çıksa aslında üniter devletin için hiçbir orada bir tespitin olmadığı ortaya çıkacak ve o yüzden de herhalde yapılmıyor bunlar. Mersi. Vielen Dank. Ich habe natürlich gesehen, dass noch ganz viel Interesse für Fragen ist, aber es ist wie immer so, wir haben keine Zeit. Wir werden gleich fliegenden Wechsel haben. Peter bleibt uns erhalten und Herr Kieser wird uns gleich hier noch beehren, damit wir ein bisschen ein Fazit des Tages ziehen können. Und es wird danach auch noch einen Umdruck geben und ich hoffe, dass unsere Referenten und Referentinnen auch noch da sind und sie dann ihre Fragen persönlich bei einem Getränk loswerden können. Vielen Dank. Laufen Sie nicht weg, das macht mich ganz unglücklich, sondern wir tauschen nur schnell das Podium aus. Vielen Dank.